5 Şubat 2024 Pazartesi Yakup Köse Star Gazetesi Tayyip Baba sözünü tuttu. Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Ardarda yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neticesinde 11 şehirde büyük yıkımlar gerçekleşti. 53.537 vatandaşımız vefat etti, 107.213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımız depremlerden direkt etkilendi. Depremin ilk günleri bölgeye gitmiştim. Gördüklerimi ve o anki duygularımı karşılayacak Lügat'ta kelime yok. Küçük bir kıyamet yaşanmıştı. Bir yılın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın davetiyle yurt dışından gelenler dahil 200'e yakın gazeteciyle birlikte tekrar deprem bölgesindeyim. Bölgede en önemli sorun tabii ki barınma sorunu. Hayat konteynerlerde devam ediyor depremzedeler bir yıldır çadırlarda kalıyor şayiasının yalan olduğunu gözlerimizle gördük. Görmekle de kalmayıp Malatya valisi Ersin Yazıcı'ya da çadırlarda kalan var mı diye sordum. Vali Yazıcı kesin bir dille çadırlarda kalınmasına izin vermediklerini söyledi. Çadırda kalan kimse yok, müsaade de etmiyoruz. Ama köylerde dağıttığımız evi ağır hasarlı olmamasına rağmen korku sebebiyle bahçesinde kurulu olan çadırlara dokunmadık. Yani bahçesinde duruyor, kullanmıyor. Onun dışında şehirde çadırda yaşayan yok. Zaten ona biz müdahale ediyoruz. Eğer öyle bir durum varsa kesinlikle konteyneri alıyoruz. Görebileceğiniz tek çadırlar köylerde bireysel verdiğimiz kendince tedbir amaçlı duran çadırlar. Evet, deprem bölgesinde hayat konteynerlerde devam ediyor ama çok yakında depremzedeler kalıcı konut ve iş yerlerine kavuşacaklar. Soki tarafından yapılan kalıcı konutları ve köy evlerini de görme imkanımız oldu. Bir yıl gibi kısa sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza verdiği söz yerine geldi. Yaptığı binaların depremde yıkılmamasıyla kendini kanıtlayan Toki'nin yaptığı evlerde hiçbir masraftan kaçınılmamış. Hakeza köy evleri de öyle. 3 artı 1 olarak 128 metrekareye inşa edilen köy evlerinin yanına 750 metrekarede besleyecekleri hayvanlar için yer ayrılmış. Her detay düşünülmüş. Şubat ayında 45.901, Mart ayında da 30.000 konutun kurası çekilecek. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine telekonferansla iştirak eden Başkan Erdoğan, tüm depremzedeleri evlerine yerleştirene kadar durmayacaklarını söyledi. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur. Gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil, olması da beklenemez. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Deprem sebebiyle şehirlerinden ayrılanları tekrar döndürmek gerekiyor. Zor şartlarda bölgede ticaret yapanlara vergi, SGK primi ve benzeri konularda uzun vadeli kolaylıklar sağlanmadı. Halk Başkan Erdoğan'a güveniyor. Tayyip Baba söz verdi mi yapar diyorlar.